türlü segmentte kullanılıyor. Denim, dış giyim, iç giyim, aktif giyim, ev tekstili, bunlardan birkaçı. Tensel lüks dediğimiz bir elyafımız da yine liyosel filament elyafımızdır. Yaklaşık 2-3 yıl evvel lansmanını yaptığımız filament ipliğimizdir. Lenzing konumunda sürdürülebilirliğe baktığımız zaman aslında sürdürülebilirlik Lenzing'in de... kurucusuyum. Hoş geldiniz Sustainable Talks'a. Bugün burada sizlerle Miyanka'nın hikayesini paylaşacağım. Çünkü bundan 10 yıl kadar önce bana birisi sürdürülebilir moda nedir deseydi cevabım herhalde şu olurdu. Sürdürülebilir moda insanın kendine yakışanı giymesidir. Konuya bu kadar uzak olup bir anda kendimi sürdürülebilir modanın içinde bulduğum için bugün sizlerle hikayemi paylaşmak istiyorum. Miyanka nasıl doğdu? Miyanka benim de havalı bir markam olsun diye doğmadı. Miyanka bir ihtiyaçtan doğdu. Neydi bu ihtiyaç? Ben son 20 yılımı çanta tasarımı, üretimi, ihracatı ve pazarlaması ile ilgili çalışarak geçirdim. Ve bu süre zarfı içinde çok sayıda deri atığı biriktiğini görüyordum fabrikalarda. Atık demek de aslında tam doğru değil. Artık logo desek belki daha... ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Önce belki aramızda hiç bilmeyenleri düşünerek organik tekstil ne diye ondan bir cümleyle bahsetmek doğru olabilir. Doğal elyafların organik yolla elde edilebilenlerini elyaf sonrasından tüketiciye kadar olan aşamasını işleme yönünde bir kriterler bütünü sunuyor GOTS.